bütün aşklar. Alaturka inadına inadına darbuka. Bir magazin internet sitesinin gecesinde neler oldu neler. Kapı duvar. Siyah eğlencenin yaşandığı gecede Cen'in nakli yaptıran Bülent Ersoy herkesin dilinde. Cen'in dediniz, Cen'in dediniz. Bülent Ersoy'a aşkı öneriyorum. O aşk onu zaten güzelleştirir. Süperstar Ajda Pekkan'dan süper itiraf. Artık normal olmayı öğrendim. Eğer olmazsan kafayı yiyorsun. Bunlar ve çok daha fazlası bir magazin internet sitesinin düzenlediği görkemli gecede yaşandı. Sanat, iş ve cemiyet dünyasının neredeyse tüm tanınmış isimleri bu özel gecede bir araya geldi. Hadi hadi beni al yanına, aşk damarlarında aksın, sonra şenlik tadında geçsin bütün hayatın. Gelelim bu görkemli gecenin diğer konuklarına. 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgeli'nin de hazır bulunduğu davette Tuğba Özay, modacılar Yıldırım Mayruk ve yardımcısı Barbaros Şansal, oyuncu Erkan Petekkaya ve eşi Didem Hanım geceye renk atan isimler arasındaydı. Varlığın öyle bir sevinç ki burnumda çilekli sakızımın kokusu. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Aysun Kayacı beyaz kostümüyle kuğuyu andırıyordu o gece. Derin göğüs dekoltesiyle gecenin en şık bayanları arasına adını yazdıran Kayacı, çıplak ayak, diğer sunucu Ayşe Özyılmazel ve Ebru Güzel'le birlikte Demet Akalın'ın şarkılarına eşlik etti. Yıkıldı kapı duvar, seni bilmem ama benim kalbimde birçok derin yara var. Toz pembe hayaller vardı, pembesi gitti. Kalın söylüyor, ünlü konuklar dans ediyor. Bu güzel gecede eğlence sınır tanımıyor. Neco'nun kızı Ayşe Özyılmazel elinde mikrofonu seçkin davetlilere teker teker selam vererek renk atıyor bu muhteşem gece. Demet Akalın sahnede, kendisini izleyenler arasındaysa ezeli rakibi Hande Yener ve sevgilisi Kadir Doğulu'nun şarkıcı kardeşi Kemal Doğulu da var. Bittim gözümün aydın, bittim helal olsun. Demet Akalın'ın ardından sahne sırası Ferhat Göçer'e geliyor bu kez de. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Ünlülerin akın ettiği gecede sıra İkon Can, İvan'a sertte şimdi de. İvan'ın şıklığı diğer konukların da dilinde. Kaya Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya'nın annesi Feraye Tan Yolaç giriyor şimdi de kadrajımıza. Çift gülümseyerek poz veriyor kameralarımıza. Gecede sanat dünyasının en ilgi gören ismi hiç kuşkusuz süperstar Ajda Pekkan'dı. Hint güzellerini andıran elbisesi ve alnındaki Hint takısıyla dikkatleri üzerine çeken Pekkan, zarafetiyle bir kez daha büyülüyordu herkesi. Süperstar Ajda Pekkan çok sıkı bir diyet uyguladığını belirtiyor. Öyle ki geceye diyetisyeni Ender Saraç'la birlikte katılmış. Bu kadar insanın sana ilgisi, bu kadar hayatın baskısı kolay değil onları taşımak ve yaşamak. Ender Saraç da sözleriyle destek veriyor süperstara. Ben nasıl yaşıyorsam, kendi yaşantımda yaptığım doğruları, sağlıklı yaşam kurallarını Ajda Hanım'la paylaşıyorum. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan ilginç itiraflarıyla devam ediyor sözlerini. Artık normal olmayı öğrendim. Eğer olmazsan kafayı yiyorsun. Ajda Pekkan'da müthiş bir değişim söz konusu. Eskiden köşe bucak kaçardı kameralardan. Şimdi ise bizimle uzun uzun sohbette. Bilmiyorum, belki kendimle olan içimdeki barışıklıktır bu. Yani bence bazen küsüp kapanıyorsunuz oğlum. Ne güzel, keşke hep öyle kalayım inşallah. Dua edin çocuklar ben. Yıllanmış şarap misali, her geçen günle birlikte daha da güzelleşen Ajda Pekkan'a taş bebek gönül yazardan övgü dolu sözler geliyor o dakikalarda. Bir
Türkiye'nin en güzel kadını. Başka yok. Terzi yamağı Barbaros Şansal'sa kendi sergisinde kullanmak üzere davetlilerin ayakkabılarını fotoğraflıyordu o gece. Koy ayağını yanına. Koy sıra. Sivaslı Cindy, eşi Mehmet Özer'le birlikte gelmişti gece. Güzel mankene son dönemin en tartışılan konusu olan Bülent Ersoy'un yüzüne yaptırdığı cenin naklini soruyoruz şimdi de. Bakalım nasıl karşılamış bu durumu? Ben onu biliyordum böyle bir yöntem olduğunu. O yüzden yani okuyunca çok şaşırmadım çünkü zaten daha önceden öğrendiğim bir yöntemdi. Aynı soruyu Zerrin Özer'e yöneltiyoruz. Özer konuyu takip etmemiş anlaşılan. Önce destek veriyor ama... İnsanlar zaman geçtikçe, yıllar eskidikçe... olabilecek kendini iyi hissetmeleri adına olabilecek her şeyi yapmalı bunlar. Ersoy'un yüzüne Cen'in nakli yaptırdığını öğrenince Zerrin Hanım çok ama çok şaşırıyor. Cen'in dediniz. Cen'in dediniz. Sahneye beni davet etmem gerekiyor. Bu kadar çok kıymetli yüzü buraya getirebilen... Ben yapar mıydım, yapmazdım diye düşünüyorum. Tuğba Özay ise Bülent Ersoy'a daha genç görünmek için gerçek aşkı öneriyor açıkça. Bülent Ersoy'a aşkı öneriyorum. Ama gerçekten artık yani böyle dolu dolu, çıkarsız. Bülent Ersoy olduğu için değil, Bülent olduğu için onu sevecek, ilişkisine sahip çıkacak bir insan olacak ki o aşk onu zaten güzelleştirir. Gülben Ergen'i yakalamışken Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın ikizleri Ares ve Güney'i ziyaretini soruyoruz kendisine. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz hafta Bakan Günay ikizleri kucağına almış. Bu görüntüler ilk kez heyecanlı da yayınlanmıştı. Çok kıymetli bir şeydi tabii ki Kültür Bakanı'nın çocuklarımızı ziyaret etmesi. Eşinin ve kendinin çok güzeldi hastaneye gelmesi. Bayağı da uzun vakit geçirdi çocuklarla. Kucağına aldı, baktı, ilgilendi. Güney'e Günay diye espri yaptı hatta. Güzeldi. Tabii ki çok güzel bir anı. Demet Akalın'la devam edelim mi bu güzel gece? Bir muhabir kostümünü rüküş bulunca ünlü popçu biraz bozuluyor. Peki efendim, affınıza sığınarak olarak söylüyorum. Bir kıyafet biraz rüküş. Herkes çok beğendi. Bence tam bir Demet Akalın kıyafeti. O senin ne şeyin? Üstelik erkek arkadaşım aldı, sakın bunu duymasın yani. Gecede pişti de yaşandı. Reha Muhtar ve ex aşkı Gülşen pişti oldu. Ancak Gülşen Reha'yı çoktan unutmuş baksanıza. Gülşen'in aklı kardeşim dediği için şimdilerde bin pişman olduğu megastar Tarkan'a ikizi gibi benzeyen genç popçu Emir'de. İnanılmaz yakışıklı. Kardeşim gibi seviyorum ama pişman oldum baştan. Kardeşim gibi sevdiğime çok pişmanım. Geri alabilirsiniz yani. Kardeşim lafını. Bir ara geri almayı düşünüyorum gerçekten, o kadar yakışıklı ki. Ve bu güzel gecenin mimarı Kenan Erçetin Göz'e uzatıyoruz mikrofonu. Erçetin Göz bu kusursuz davetin haklı gururunu yaşıyordu o gece. Alın terimizle bir gece yaptık gördüğün gibi. Ben bu işe polis muhabiri olarak başladım. 30 yıl oldu. Spor muhabirliği yaptım. Sonra magazinde 13 ödülle başlamıştık. Bu 8. yıldı. Yanalım mı, yanalım mı? Bir deli uğruna ağlayalım mı? Yoksa Mustafa Ermeden hop hop oynatalım mı? İki gözüm anlamadım olanı. Bulamadım Serdar Ortaç aşka geldi, isyan etti. Karşımızda halen bekar olan 39 yaşında bir adam var, Allah kahretsin. Aykırı modacı Cemil İpekçi 62. yaşını göbekler atarak kutladı. Geceler, geceler diyoruz. Hafta boyunca yaşanan tüm gelişmeleri ayrıntılarıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi. Hafta sonu cuma veya cumartesi. Akın akın akıyor ünlüsü artısı. Ya doğum günü ya da birinin partisi. Efendim, İstanbul gecelerine müzikle başlıyoruz ve sizleri Serdar Ortaç konserine götürüyoruz. Hadi çal giderken kapımı, nefes al. Harbiye Açık Hava Konseri'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Serdar Ortaç, o gece sanki aşka dair biraz buruktu. Canım annem karşımda, yani ortanca kardeşimin hanımı bile burada, bir de karşımızda halen bekar olan 39 yaşında bir adam var, Allah kahretsin. Sahneden isyan eden beste fabrikatörü, konsere sevgilisi Akın Altan'la birlikte gelen Bengü'ye çok imrendiğini de itiraf ediyor. İnşallah Bengü'nün aşkı bulduğu gibi, ki Bengü de burada,
ben de bir gün aşkı bulacağım. Serdar'ın bu sözlerinin üzerine annesi Nesrin Ortaç'a mikrofon uzatıyoruz. Anne Ortaç iki yanına iki gelinini almış, Serdar'ın Rus sevgilisi Elina ve oğlunun ilişkisiyle ilgili konuşuyor. Kızımız, onun arkadaşı, onun değer verdiği insan, benim de değer verdiğim insandır. Yanıma oturuyor. Yeah, he's the best Serdar. Everybody likes him and also me. I love him. Yabancı gelin sevgilisini öve öve bitiremedi. Hadi bakalım. Az önce Serdar'ın sahneden laf attığı Bengü Akın çiftinin yanında duraklayalım. Konumuz aşktı. Madem öyle soralım müsamere kızı Bengü'ye. Evlilik ne zaman diye. Buradan söyleyeyim bunu. Herkes duysun, daha evlenmiyorum ben. Hani benim adıma böyle düğün tarihleri falan söyleniyor. İşte Eylül'de evleniyor deniliyor ama öyle bir şey yok. Nasıl olsun ne güzel aşktan bize, bize. Adımız bir arasıya çıktı mı yüze, bu akşam. Geçiyoruz bir başka habere. 50 çiftin evlendirildiği bir organizasyonda sahne alan şarkıcı Emrah, 8000 kişinin izlediği gecede dünden bugüne bütün şarkılarını seslendirdi. Çiftlerin bu mutlu gününde sahne alan müzmin bekar Emrah, kendisine gecenin anlam ve önemini belirten bir damat bohçası hediye edilince de annesine gönderme yapmadan duramıyor. Bohça tamam. Artık bir şey eksik. Şimdi biz eve gideceğiz. Annem diyecek ki bak gördün mü sen hala evlenmedin. Hani bir annenin en büyük dileği evladının mürvetini görmektir. Nasip kısmettir inşallah. Sevgilisi Sinem Ayşe ile birlikteliğini gizlemeyen ve evlilik yolunda ilerlediği iddia edilen Emrah'a darısı senin de başına diyoruz. Cemil İpekçi'nin 62. yaş günü kutlamasına gidiyoruz. Yakın dostlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Aykırı Modacı'nın mutluluğu görülmeye değerdi. Gece boyunca göbekler atan İpekçi ilerleyen saatlere doğru köpükten balonlar yapıp beyaz güvercinler uçurdu.